Dikkan Şirketler Grubu'nun İnsan Kaynakları Direktörlüğünü yürüten Hüsnü Hanım bizde, Hüsnü Toros bizle beraber. İlk iki haftada biliyorsunuz hocalarımız bizdeydi, akademisyenler bizdeydi. Bugün Hüsnü Hanım hem iş hayatından, pratik hayattan geliyor. Daha önce de farklı gruplarda çok ciddi tecrübesi var. Fakat akademik hayattan da kopuk değil, uzak değil. Aynı zamanda Yaşar Üniversitesi'nde doktorasını da tamamlamak üzere. Dolayısıyla hem teoriyi hem pratiği çok iyi bilen, uygulamayı çok iyi bilen eğitimcilerimizden bir tanesi. Sağ olsun bize de Ege Adı'da birçok eğitimde yalnız bırakmadı. Daha önceki yüz yüze eğitimlerde, daha önceki hayat okullarında da bizle birlikte oldu. Füsun Hanım'ın vereceği bilgiler özellikle işe giriş aşamasında, mülakatlarda gerçekten çok işinize yarayacak bilgiler. Çok keyifli bir sunum olacak. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben bugün teşekkür ederim. Füsun'cum söz sende. İstiyorsan tamam, slide paylaşımına bak. Tamam, ben slaytlara nasıl geçebileceğim diye çok kısacık onunla ilgili de. Altta evet. Yeni şey var. Share my screen diye bir opsiyon görüyor olman lazım. Share screen diye. Evet, okeydir. Tamam, şimdi. Tamam, bunu paylaş diyorum. Bu arada değerli öğrencilerimiz, şimdi burada chat kısmına tabii ki yorumlarınızı yazıyorsunuz. Fakat bunun dışında sonda paylaşmak için sorularınızı isterseniz altta ortada Q ve A harfleri var. Questions and Answers diye. Sorunuzu oraya yazarsanız soruyu sadece siz ve moderatörler görebiliyor. Biz onları paylaşıp cevaplayacağız. Chat'e de yazabilirsiniz ama Question and Answer kısmına yazarsanız daha bizim için daha rahat oluyor. Orada hem cevaplanan soruları daha sonra eleyebiliyoruz. Üstünden geçebiliyoruz. Chat'te arada kaybolabiliyor herkes üstte üstte bir şey yazdığında. Bu şekilde devam edeceğiz. Füsun'cum, kürsü senin. Evet, teşekkür ediyorum. Merhaba gençler, günaydın. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Böyle bir kısıtlanmış hafta sonunda, bir cumartesi gününde sizlerle birlikte olmak benim için de çok keyif. Bugün sizlerle iş dünyasına adım atmanın en önemli yollarından, kapı aralayan en önemli unsurlardan biri olan CV hazırlama ve iş mülakatı ile ilgili bir söyleşi yapacağız. Şimdi biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, işletmeler piyasada rekabet avantajını sürdürebilmek ve yüksek verimle sahip personel seçebilmek için istihdam yaratırlar ve kaliteli, etkili personel seçimi için büyük çaba harcarlar. Bu yüzden de en iyi personeli seçip onu tutundurmak işletmelerin primer amaçları arasında yer almaktadır. Çünkü eğer işe alım sürecinde bir hata yapılırsa, yani yanlış bir aday seçilirse, bunun işletmeye hem maddi hem manevi zararları ortaya çıkar ki kurum kültürüne etkisi zaten paha biçilmez derecede etkilidir sevgili arkadaşlar. İşte biz bundan dolayı iş görüşmesine seçilmek için bir CV hazırlarız. Curriculum vitae dedikleri hayat akışı, yani sizin iş görüşmesine seçilmenizi sağlayan ve yaşamda yapmış olduğunuz bugüne kadar bütün hikayenizi anlattığınız bir akışınızı hazırlamanızdır birinci unsur. Bu CV ile amacınız sevgili arkadaşlar, işverenin kafasında iki temel soruyu gidermek olacak. Birinci soru, başvuran gerçekten bu işi yapabilir mi? Veya firmaya ya da çalışanlarına uyum sağlayabilir mi? Eğer bu iki sorunun cevabını bulursa, işe alındınız ya da o kapı aralandı demektir. Peki, nasıl hazırlanmalı CV? İşte biz bu yüzden etkili bir CV hazırlamak için etkili bir CV karşımıza çıkmasını çok önemseriz. Şimdi birazcık detaylıca değinmek istiyorum. Öncelikle iyi bir CV nasıl olmalı sevgili arkadaşlar? İyi bir CV kısa ve öz olmalı. Yeni mezunlar için, 1-2 yıl iş deneyimi olanlar için veyahut da bir sayfa veya biraz daha fazla olabilir. Daha uzun tecrübeliler için, 5 yıla, 6 yıla, 10 yıla kadar tecrübeliler için de 2-3 sayfa olması tercihimiz. Siz de takdir edersiniz ki 10 sayfalık bir CV
konsantrasyon kaybına yol açıyor ve biliyorsunuz biz günde yüzlerce CV taradığımızı varsayarsak bir şekilde o CV'ye baktıktan kısa bir süre sonra fazla detayda boğuluyorsunuz ve konsantrasyon kaybı yaşıyorsunuz. O yüzden kısa öz olması gerçekten çok kıymetli. Az önce ne dedim? CV sizin iş görüşmesine seçilmeniz için hazırlanan bir şey. Biz yani çağrılmanız, mülakata davet edilmeniz için kullanılan bir araç. Esas anlatacağınız detaylar 10 sayfa CV yerine 2-3 sayfayla maksimum sınırlı kalıp yüz yüze yaptığınız mülakatta detaylandırılmalıdır. İkinci bir başka önemli olan konu rakamlar sevgili arkadaşlar. Rakamlar her zaman çarpıcı ve akılda kalıcıdır. İşte bu yüzden bir sayı bazen sözcükten çok daha fazla şey ifade eder. Örneğin CV'nizde bir şirketin bütçesine ya da cirosuna bir katkıda bulunduysanız veyahut da satışların artmasına, pazar payının yükselmesine katkıda bulunduysanız bunu rakamsal olarak ifade etmeniz işte satışların %45 artmasına payım oldu gibisinden bir ifade yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İş ilanında bir başka önemli unsur satır aralarına dikkat etmek lazım. Çünkü iş ilanında biz belli sözcükler kullanırız. O pozisyona ve şirketle ilgili aslında ipuçlarının yer aldığı. İşte o vurguladığımız niteliklere dikkat edip buna uygun, buna eşdeğer, eş anlamlı olabilecek sözcükler kullanırsanız bizim aradığımız pozisyonla eşdeğer algısı yaratırsınız. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Mutlaka şirketin web sayfasını inceleyebilirsiniz, işte sosyal medya hesaplarını inceleyebilirsiniz, LinkedIn hesabını inceleyebilirsiniz. Böylece kurum kültürü hakkında bilgi edinmiş olursunuz. Böylece de daha işte kullandığınız kelimeler bizim aradığımız pozisyonla daha eşleşmiş olur ki bu da sizin mülakata davet edilme ihtimalinizi artırır. Deneyimlerinizi anlatırken sevgili arkadaşlar, geliştirmek, organize etmek, ulaşmak, elde etmek gibi daha pozitif ifadeler kullanmanızı ve kendinizden emin duran fiiller kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, ilanda mutlaka sevgili arkadaşlar satır aralarına hani dikkat etmenizi söyledim. Hangi deneyim, hangi fiillerle ifade etmenizi de söyledim. Tekrarlardan kaçınmanız bir başka önemli nokta. Sonrasındaki bir başka önemli nokta gerçekçi olmanız. Yani gerçekte olmayan bir beyanda bulunmanız sizin itibarınızı ve de güvenilirliğinizi zedeleyecektir. Çünkü örneğin yabancı dille ilgili oraya seviyenizi, bilgi seviyenizi yazdınız. İşte advanced dediniz veya başka bir ifade kullandınız, çok iyi dediniz. Biz sizinle bir İngilizce mülakat yaptığımızda veyahut bir çeviri verdiğimizde veyahut da bir İngilizce test yaptığımızda o seviyede olmadığınızı görüyoruz. Veyahut da işte Excel vesaire gibi konularda. Dolayısıyla gerçekçi olmanız neyse o seviyeyi gerçek bir şekilde beyan etmeniz sizi rekabette ayıştıracak şeylerden bir tanesi. E-mail atacaksınız elbette şimdi artık günümüz iş dünyasında eskiden olduğu gibi kapıya CV bırakma veya şirkete gidip CV bırakma gibi şeyler kalmadı. En kolay ve en hızlı yöntem e-mail ile ulaşmak. Ama e-mail atarken bazen hani birkaç şirkete birden aynı anda atmaktan ziyade tek bir hani şirkete özgü tek tek atmanızı ben tavsiye ediyorum. Ve en çok sıkıntı duyduğumuz konulardan bir tanesi de CV'nizi maile attach olarak ekliyorsunuz tabii doğal olarak. Fakat bu eklentide işte atıyorum sizin CV'niz işte benim ismim Füsun Toros CV'mi gönderiyorum. Ama orada CV yazıyor sadece. Kimden olduğu belli değil. Dolayısıyla eklediğiniz CV'de mutlaka adınız olsun. Ya da garip isimler yazıyor mesela işte CV'm, son hali,
CV filan gibi böyle ifadeler oluyor. Bu kurumsal havayı bozuyor. Dolayısıyla biz karşımıza çıkan adayda biraz daha kurum kültürü olan veyahut da profesyonel yaşama, yeni iş hayatına girecekseniz profesyonel iş yaşamına daha hızlı adapte olabilecek adaylarla çalışmayı tercih ediyoruz. İşte bu yüzden bu konuları dikkat etmenizi ben tavsiye ediyorum. Ve son olarak da e-mail gönderiyorsanız eğer mutlaka e-mailinizin aldığınıza dair bir teyit istemenizi tavsiye ediyorum. Ön mektup sayfası sevgili arkadaşlar son dönemde çok popüler bir şey biliyorsunuz. Birçok arkadaşımız CV'sinin ilk kapağında bir ön mektup yazabiliyor veyahut da kişisel bilgilerine geçmeden önce bir kısa bir özet yazıyor kendisiyle ilgili. Bununla aslında bunu yazıyorsanız bir ön mektup veya bir kapak sayfası yapıyorsanız bunun üç amacı olmalı sevgili arkadaşlar. Birinci amacınız neden onlara yazdınız? İkinci amacınız neden bu iş için çok uygun olduğunuz? Ve son olarak da kariyer beklentilerinizi kısa cümlelerle ifade etmeniz olmalı. Çünkü ben bu ön mektubu sevgili arkadaşlar suya atılan bir taş gibi görüyorum. İlk etkiyi yaratıyor ve ondan sonra büyüyen halkaların başlangıcı oluyor. Evet, eğer ön mektup hazırlayacaksanız ön mektubu göndereceğiniz hedef okuyucuya sektöre göre veyahut da sektöre göre özelleştirmenizi, hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Başvurduğunuz şirketin size neler katabileceğinden ziyade sizin onlara neler katabileceğinizden bahsetmek önemli. Mutlaka kariyer hedeflerinize odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Şirketin size verebileceği her türlü pozisyonu kabul etmek durumunda olsanız bile bunu belli etmeden daha hedef odaklı olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü işletme okuyan, işletmeden mezun olmuş, işletme bölümünden mezun olmuş bir adayla mülakat yapıyoruz. Soruyorum hangi alanda devam etmek istiyorsunuz? Çünkü işletme okuyan finans, muhasebe alanında çalışabilir, satış, pazarlama veya yönetim alanlarında çalışabilir. Yani o da olabilir, o da olabilir, muhasebe de olabilir, işte pazarlama da olabilir, insan kaynakları da olabilir gibi ifadeler aslına bakarsanız hani bunu duyduğumuz vakit biz biraz irite oluyoruz. Çünkü artık o aşamaya gelmiş yeni işe alacağımız adayın ne istediğini biliyor olması. Yani ben pazarlama alanında çalışmak istiyorum ifadesini duymak istiyoruz. Bu kararsızlığı diyeceksiniz ki biz iş hayatında yeniyiz. Evet, bu mümkün ama staj dönemleri aslında sizin bunu anlayabilmeniz için çok önemli zamanlar. Üniversitede öğrenciyken yapmış olduğunuz stajlarda mutlaka bir senede satış pazarlama alanında, bir senede insan kaynakları veya yönetim alanında, bir senede de muhasebe finans alanında çalışıp hangisinin size daha yakın olduğunu, bundan sonraki kariyerinizi, kariyer hedefinizin hangisiyle devam edeceğinizi belirleyici bir süreç olmalı diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. İşte bu yüzden şirketin size sunabileceği her türlü pozisyondan ziyade sizin kendi istediğiniz, kendi hayalini kurduğunuz pozisyonu istediğinizi beyan etmeniz sizi diğer adaylar karşısında ayrıştıracak ve ne istediğini bilen bir aday konumuna yükseltecektir sevgili arkadaşlar. Genel anlamda eğer hali hazırda çalışıyorsanız veya bir en son yaptığınız işten ayrıldıysanız sevgili arkadaşlar, eski işinizle ilgili, eski yöneticinizle ilgili olumsuz ifadeler kullanmaktan ben kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar gerçekten mülakat sırasında biraz daha rahatsız edici tavırlar. Bizler sonuçta meslektaşlarımız, bir şekilde iletişim halinde olduğumuz insanlar, olumsuz, yani şöyle bir intiba yaratıyor. Bugün hali hazırdaki işiyle böyle olumsuz ifadeler kullanan aday, yarın bizim şirketimizle
ilgili de başka İK'cılarla, başka yöneticilerle mülakat yaptığında böyle olumsuz ifadeler kullanabilir algısı yaratıyor bizde ve biz bu durumdan hoşlanmıyoruz. O yüzden hoşlanmadığınız, tezat olduğunuz konular varsa da karşılıklı işte kurum kültürüne adapte olamadığınız veyahut da beklentilerinizi karşılamayacağını düşündüğünüz şekilde daha düzgün ifadelerle ayrılma isteğinizi ve bu pozisyona başvurmak içeriğiyle işte size bize geldiğinizi belirtmeniz kıymetli olur sevgili arkadaşlar. Evet, olabildiğince kısa ve öz tabirlerle ifade etmek önemli. Ve mektubu da bir sayfadan fazla uzatmamanızı ben tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi bir tane ön mektup örneği hemen paylaşmak istiyorum. Ekranda görüyorsunuz şu an slide'da. Benim adıma yazılmış 15 Şubat 2019 tarihinde web sitenizde kariyer veya kariyer.net'te yayınlanan ilanınızdaki pazarlama uzmanı pozisyonu için ilgileniyorum. Bu pozisyon için size mektubu yazıyorum diyor arkadaşımız. Otomotiv sektöründe çeşitli pozisyonlarda 5 yıla yakın iş deneyimim var. Ve pozisyona farklılık yaratarak değer katabileceğime inanıyorum diyor adayımız. Ayrıca üniversite yıllarımda İtalya'da bir yıllık staj deneyimim ile daha uluslararası arenada çalışma fırsatım oldu. Böyle bir tecrübe kazandım. Ve Avrupa'daki profesyonel iş yaşamına ve de Avrupa kültürüne bu yaptığım işte staj alışmamı sağladı gibisinden bir ifadeyle yer veriyor. Ve son olarak diyor ki dünya çapında bilinen, tanınan ve metal sektöründe dinamizmiyle öne çıkan kuruluşunuzda kariyerime devam etmek istiyorum. Konuyla ilgili cevabınızı bekliyorum diyor. Dolayısıyla çok güzel hazırlanmış. Hem şirketle ilgili bir araştırma yapılmış, işte dünya çapında tanınan bir firma olduğundan bahsetmiş, metal sektöründeki dinamizmden bahsediyor ve böyle bir şirkette kariyer yapmak istediğini söylüyor. Ayrıca diyor ki ben üniversitede öğrenciyken staj yaptım ve yurt dışında staj yaptım diyor. Şimdi aslında bu ön mektup sizin hayatınızla ilgili bana çok önemli ipuçları veriyor. Ben şimdi böyle bir ön mektubu gördüğümde ne düşünüyorum? Bende nasıl bir algı yaratıyor? Diyorum ki bu arkadaşımız bir yıl İtalya'da yaşamış. Tek başına Erasmus veya başka bir programla gitmiş. Ve diyorum ki hayatta tek başına zorluklarla mücadele etmeye çalışmış. Çünkü iş dünyası da bir nevi mücadelelerle dolu biliyorsunuz. Tek başına ayakta durmaya çalışmış. Bu mücadeleci tavrı beni çok etkiliyor her zaman. Dolayısıyla diyorum ki bu adayın, bu arkadaşımız hani challenge'ı önemseyen, bu taraflarda yüksek etkinliği olan bir aday diye düşünüyorum. Ve beni bu yazmış olduğu ön mektup etkiliyor. Tabii ki hani her zaman herkesin bir yurt dışı deneyimi olmayabilir. Ama nerede olursa olsun, yurt dışı veya yurt içinde yapmış olduğunuz üniversitedeyken stajlarınız, eğer siz mühendislik okuyorsanız herhangi bir kafede çalışıyor olmanız bile benim için son derece kıymetli. Hep algı şu şekilde. İş hayatına hazırlandığını düşünürüm. İş hayatına hazırlanmak için bir sürece girdiğini düşünürüm. Ve zorluklarla mücadeleye çok genç yaşlarda itibaren başladığını düşünürüm. Bu da o adayın kurum kültürüne, şirketime daha hızlı adapte olacağı ve insanlarla daha kolay iletişim kuracağı anlamına gelir. Çünkü zorlukları görmüş, yaşamaya başlamıştır. En küçük şirketimizde olası ve her zaman olabilecek sorunlarda dimdik ayakta durabilecek, zorluklarla mücadele edebilecek güce sahip olduğunu düşünürüm. Dolayısıyla bu ön mektupta verdiğiniz bilgiler son derece kıymetli sevgili arkadaşlar. Peki biraz da CV'nin içeriğine bakalım. CV içeriği nasıl olmalı?
En üstte mutlaka bir fotoğrafınız olmalı. Bu fotoğraf son derece önemli. İşe uygun kişi algısı yaratacak pozitif bir, hani gülümseyen bir fotoğrafınızla rakip adaylar arasında bir adım öne geçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Doğru fotoğraf sayesinde potansiyel işverenlerinize kişiliğiniz hakkında biraz daha ipucu verme şansı yakalamış olursunuz fotoğrafınızla. Evet, en üstte fotoğraf demiştim. Ondan hemen sonraki bölümde kişisel bilgiler yer almalı. Adınızın, açık adresinizin, size ulaşılabilecek telefon numaraları ve e-mail adresinizin mutlaka yer aldığı, en başta yer aldığı bir ifadeye yer vermelisiniz. Bunun hemen altında da doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum gibi kişisel bilgiler yer almalı. Bunun hemen altında eğitim bilgileri, ters kronolojik sıra ile mezun olduğunuz okul ve bölümleri ve eğer arzu ederseniz okurken aldığınız dereceler ve genel not ortalamalarınızı da yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve yine iş ve staj deneyimleri eğitim bilgilerinden hemen sonra ters kronolojik sıra ile devam etmeli. Eğer çalışıyorsanız hali hazırdaki çalıştığınız pozisyonu belirtmenizi ve altına iki satırda olsa çok kısacık sorumluluk alanınızdan bahsetmenizi, sorumluluklarınızdan ve genel olarak yaptığınız işleri özetlemenizi tavsiye ediyorum. Yer aldığınız proje varsa mutlaka bunlar çok önemli. Eğer az önce de belirttiğim gibi Erasmus veyahut da uluslararası değişim programlarına katıldıysanız başarılarınızı mutlaka vurgulamanızı ben tavsiye ediyorum. Bildiğiniz yabancı diller, ERP programları, program dilleri vesaire gibi konular son derece önemlidir. Sizi rekabette ayrıştırır. Örneğin işte yabancı dil sınavı, YDS, YÖKDİL, IELTS, TOEFL gibi sınav sonuçlarınız varsa bunları mutlaka eklemenizi, puanları eklemenizi tavsiye ediyorum. Başvurduğunuz pozisyon özelinde eğer yazılabilecek beceriler varsa, mesela Ar-Ge mühendisi için başvuruyorsanız, işte AutoCAD vesaire vesaire gibi, hani o pozisyona özgü nitelikleri belirtmeniz çok kıymetli. Benim bir başka önem verdiğim iş yaşamında duygusal ve sosyal zekanın her zaman insanları bir adım öne çıkarttığını düşünen ve inanan bir insan kaynakları yöneticisi olarak profesyonel kuruluş veya sivil toplum örgütlerine üyeliği çok önemserim. İşte bu yüzden bir sivil toplum kuruluşuna üyeyseniz bunları yazmanız mutlaka bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü buralarda yaptığınız çalışmalar sizin liderlik yetkinliklerinizi geliştirecek, iş yaşamına daha hızlı adapte olmanızı sağlayacak bir takım etkinlikler barındırmakta. İşte bu yüzden mutlaka belirtmeniz benim için kıymetlidir. Katıldığınız aktiviteler, eğitimler, seminerler veya eğitim programları varsa bunları da birer başlık halinde belirtmenizi tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. İlgi alanlarınızı da yazabilirsiniz tabii ki. Bu da önemli ama hani çok sıklıkla yapmadığınız şeyi, yani profesyonel bir hobiniz değilse sırf yazmış olmak için bir hobi yazmanız çok gerekli değil. Evet sevgili arkadaşlar, eğitim ve sertifikalardan az önce de bahsettiğim gibi mutlaka katıldığınız mesleki kurs ve eğitimleri, sertifikaları uygun başlıklar halinde belirtmeniz kıymetli olacaktır. Referanslar önemli ama tabii eğer siz yeni mezunsanız referanslarınızdan bir tanesi hocalarınızdan biri olmalı. Bu dönemde tabii stajyer olarak mutlaka çalışmış olduğunuzu varsayıyorum üniversitede öğrenciyken. O çalıştığınız iş yerinizdeki yöneticiniz mutlaka sizin bir başka referansınız olmalı sevgili arkadaşlar. Yani eğer siz iki tane referans verecekseniz üniversiteden yeni mezunsanız veya hala öğrenciyseniz mutlaka bir hocanız, bir tanesi de stajyer olarak çalıştığınız, bağlı olduğunuz yöneticiniz olmalı.
Bir başka seçenek ise talep edildiğinde verilecektir ibaresi olmalı. Ama biz bu seçeneği biraz daha iş tecrübesinin fazla olduğu, 10 senenin üzerinde iş tecrübesi olan kişilerde tercih ediyoruz veya üst pozisyonlarda tercih ediyoruz. Ama eğer referansınız yoksa da bu bölümü atlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve bir başka önemli konu, sizi çok yakından tanımayan kişilere referans olarak göstermemenizi tavsiye ediyorum. Ve eğer gösteriyorsanız da mutlaka referans gösterdiğiniz kişileri önceden haberdar etmeniz kritik bir konu sevgili arkadaşlar. Aksi halde referans olduğunu bilmeyip telefonun çaldığı takdirde hem kişisel verilerin korunması anlamında hem de objektif bir şekilde sizinle ilgili geri bildirim verecek kişinin bu konudan detaylı haberdar olması kıymetli sevgili arkadaşlar. Şimdi bir size çok basic bir CV örneğinden bahsetmek istiyorum. Aslı Örnek adlı arkadaşımızın hemen gördüğünüz gibi sağ tarafta fotoğrafı, fotoğraf kutucuğu yer alıyor. Adresi gördüğünüz gibi, telefon numarası, altta e-mail adresi, kişisel bilgileri yer alıyor. Hemen arkasından eğitim bilgileri, işte yüksek lisans, lisans, lise. Daha altına inmeye gerek yok. Yani ilkokulu falan yazmaya da gerek yok arkadaşlar. Ortaokul ve lise, daha doğrusu hani kolejde okuduysanız, tabii zaten ortaokul ve lise olarak aynı kolejde devam ettiyseniz o lise yerine geçiyor. Sonrasında üniversite, yüksek lisans, iş deneyimlerinize gelecek ondan sonraki sıra tabii ki. Hemen burada gördüğünüz gibi hangi şirkette çalıştığı ve hala devam edip etmediği başka kritik konu. Eğer devam ediyorsa devam veya çizgi çekip boşta bırakabilirsiniz. Hangi pozisyonda çalıştığının yer aldığını görüyorsunuz. Örneğin işte muhasebe uzmanı olarak burada yer alıyor. Ve altında iki satırla yazılmış personel bordolarının takibi, hazırlanması, firmalara mali mevzuat konusunda danışmanlık denmiş ve faturaları NetSIS programı vasıtasıyla yürütülmesi demiş. NetSIS programının bildiği anlamına da geliyor aslına bakarsanız bir başka bir deyişle. Burada da bir ipucu daha var yani adayın kendisiyle ilgili. Sonrasında stajyer olarak yapmış olduğu iş var. Hemen gördüğünüz gibi 2 ay boyunca çalışmış. Sonrasında kurs ve sertifika bilgileri var sevgili arkadaşlar. İşte bilgisayarlı muhasebe kursuna gitmiş, maliyet muhasebesi sertifikası almış, bunları belirtmiş. Bunların aslına bakarsanız ne kadar süreyle olduğu önemli. Yani ben şunu hep sorgularım eğer CV'de yazmıyorsa. Maliyet muhasebesi sertifika programı ne kadar süreydi? 1 ay mı, 3 ay mı, neyse. Ama süresi önemli. Ve bu eğitimleri kimlerden aldın? Ama tabii ki dediğim gibi bunu mülakat sırasında sorarım. Sonrasında bilgisayar bilgisini, işte hangi programları kullanabiliyor zaten. Ofis programları hepimiz çok iyi kullanabildiğimizi varsayıyorum. Sonrasında da işte NetSIS demiş, yukarıda da görmüştük zaten kullandığı ERP programı olarak. Sonrasında yabancı dil bilgisi, İngilizce ve Fransızca demiş. Okuma, yazma ve konuşma şeklinde belirtilmiş. Burada eğer bir dediğim gibi sınav sonucu varsa onun da belirtilmesi gerçekten kıymetli olacaktır. Hobiler ama dediğim gibi daha sık anlamda yaptığı işte bir takım hobileriniz varsa onları yazabilirsiniz. Dernek ve kulüp üyelikleri burada yazılmış ve referanslarına yer verilmiş. Şimdi arkadaşlar biz tabii CV'ler geldiğinde ilk dikkatinizi çeken CV'deki şey fotoğraf bildiğiniz gibi. Bu yüzden kurumsal fotoğrafları son derece önemsiyoruz. İşte bu ekranda gördüğünüz gibi, slide'da gördüğünüz gibi bu tip fotoğraflar, işte deniz kıyısında vesaire filan gibi fotoğraflar bizi olumsuz etkiliyor. Çünkü bu bir iş başvurusu.
Bu bir Facebook fotoğrafı olmamalı, bu bir Instagram fotoğrafı olmamalı. Biraz daha kurumsal olmalı. Bu sebeple tercihimiz daha çok sevgili arkadaşlar, arka fonu beyaz veya işte belli bir fonun önünde çekilmiş, gülümseyen, hafif gülümseyen, abartılı makyajın veyahut da takıların olmadığı bir profesyonel fotoğraf. Ve bir başka önem verdiğimiz konu sevgili arkadaşlar, bu artık iş dünyasına adım atıyorsunuz ve bu iş dünyasına adım attığınız bu noktada işte crazy boy falan gibi e-mail adresleri çok kurumsal gelmiyor. Hani evet, üniversite arkadaşlarınızla, kendi arkadaş çevrenizde bunu yapabilirsiniz, ancak bu normal koşullarda bir firmaya e-mail adresi değil. O yüzden biraz daha kurumsal ifadeler, biraz daha ciddi ifadelerle e-mail adresi almanızı ben tavsiye ediyorum iş başvuruları için. Bir başka yaşadığımız sıkıntıdan hemen size bahsedeyim. Mesela adaylarımız telefon numarası veriyorlar ve arıyoruz davet etmek için mülakata, fakat adayın telefonuna ulaşılamıyor. O arada aday telefon numarasını değiştiriyor. Veyahut iki tane telefon numarası veriyor. Bunlar gerçekten birazcık sıkıntı verici. Biz bir telefonla aradık, ulaşamadık. Hadi ikinci numarayı aradık, ulaşamadık. Bir daha aramıyoruz doğal olarak. Farklı telefon numaraları vermeniz ya da sık telefon değiştirmeniz sizin için bir olumsuzluk sebebi aslına bakarsanız. Ne yapıyoruz? Evet, gerçekten adayı çok beğendiysek, CV'sini çok beğendiysek e-mail atıyoruz mesela. Ben arkadaşlarıma diyorum ki bu adaya bir e-mail atalım. İşte sizi aradık, ulaşamadık, bize ulaşır mısınız? Sizi mülakata, görüşmeye davet ediyoruz diye. Ama tabii ki bu çok niş, çok spesifik pozisyonlarda oluyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, mutlaka her zaman ulaşılabilir olduğunuz telefonu yazmanızı, vermenizi ben rica ediyorum sizlerden. Özgeçmişinize işte yazmamanız gereken şeylerden bir tanesi, işte kısa süreli iş arıyorum falan gibi ifadelerde kullanmamak gerekiyor. Referansınıza daha çok, dediğim gibi, mümkün olduğunca sevgili arkadaşlar, hocalarınız veyahut da birlikte çalıştığınız yöneticilerinizi yazmanız çok kıymetli. Emoji kullanmayın. Hani sonuçta bu arkadaşınızla yazışmıyorsunuz. O yüzden buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Artık tabii ki CV'nizi bilgisayar ortamında hepiniz yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. El yazısıyla yazılmıyor. Ama bazı adaylar büyük harflerle yazıp CV gönderiyorlar ki bu da biliyorsunuz yazışma dilinde bağırmak, kavga etmek anlamına geliyor. Biz de bu sebeple böyle büyük harflerle yazan adayla ilgili Allah Allah diyoruz, neden böyle bir şey yapmış. Çok ön yargılı davranmamaya özen gösteriyorum ben. Ama yine de böyle şeyler daha dikkatli olunması gereken unsurlar arasında yer alıyor. Sizin gibi iş dünyasına, iş yaşamına yeni adapte olan, olacak olan, başvuracak olan arkadaşlarımız için. Evet, CV'den detaylıca bahsettik. Biraz da mülakattan bahsedelim sevgili arkadaşlar. Mülakatın temel amacı aslına bakarsanız aday hakkında bizim için yeterli bilginin edinilmesi, sizler için de işletme hakkında yeterli bilgiyi alabileceğiniz ve karşılıklı iyi niyet yaratacak şekilde bir görüşmenin gerçekleştirilmesidir. Sizler mülakat öncesinde mutlaka, eğer ilk mülakatınızsa, ilk defa gidecekseniz, o heyecanınızı yenmek için ayna karşısında veyahut da birisiyle kısa bir prova yapmanız sizin avantajınıza olacaktır. En azından o heyecanınızı yenmeniz son derece önemli. Mülakatta başarılı olmak için şirketi ve şirketin hedeflerini anlamanız çok önemli. İşte hani bunu çok detaylıca bilemeyebilirsiniz elbette, ama şirketin web sayfası, sosyal medya hesapları vesaire gibi firma hakkında bilgi alabileceğiniz bir takım
sosyal mecralara girmeniz sizin şirketle ilgili bilginizi artıracaktır. Çünkü ben mülakatta mutlaka sorarım. Şirketinizle ilgili ne biliyorsunuz? Şirketinizi ne kadar tanıyorsunuz? Ve orada şirketinizle ilgili araştırıp neler yaptığımızı bilen adaylar her zaman daha ilgili, daha alakalı, daha istekli olarak değerlendirdiğim ve ayrıştırdığım adaylar arasında yer alıyor. Bundan dolayı daha ön plana çıktığını söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Görüşmeye mutlaka zamanından önce gitmeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır. Çünkü biliyorsunuz trafik olabilir, yağmur olabilir vesaire olabilir. O yüzden riske atmamak son derece kritik. Mülakat sırasında telefonunuzu mutlaka sessize almalı veya kapatmanızı tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Aksi halde mülakatı yapan kişi için de aday için de çok ciddi bir konsantrasyon kaybına yol açıyor. İş ortamına uygun mülakat sırasında, mülakata gittiğiniz sırada profesyonel bir şekilde giyinmeli. Abartılı olan her şeyden kaçınmanızı tavsiye ediyorum ben. İşte makyaj olabilir, takı olabilir, parfüm olabilir. Yani aslında biz orada sizi tanımaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bütün konsantrasyonumuz sizsiniz ama bizim de konsantrasyonumuzu bozacak bir takım şeylerden kaçınmak çok kritik konu. Selamlaşma sırasında göz teması, iletişim sırasında göz teması çok önemli. Gülümseme çok sihirli sevgili arkadaşlar. Çünkü ekip arkadaşı olacağımızı, aynı şirkette çalışacağımızı düşünürsek, evet o ortamda her gün karşılaşacağız veya işte iki günde bir karşılaşacağız veya günde 10 defa karşılaşacağız. Herkes gülümsemek bulaşıcıdır, pozitif olmak bulaşıcıdır biliyorsunuz. Bu yüzden güvenli, olumlu bir kurum kültürü yaratmak insan kaynakları departmanının en önemli sürecidir. Bu da hep pozitif insanları işe almak ve onları tutundurmaktan geçiyor. Tokalaşırken İK departmanından arkadaşımızla ilk karşılaştınız. Sizi mülakat yapacağı toplantı salonuna aldı ve hoş geldiniz dedi. El sıkıştı. Şöyle parmaklarınızın ucuyla değil, güvenli bir şekilde evet ben de buradayım şeklinde el sıkışmanız son derece önemli sevgili arkadaşlar. Evet, beden dili bir başka önemli nokta. Hani az önce de söyledim, pozitif olmak, gülümsemek, gerçekten olumlu olmak ve gülümsemek çok sihirli. İşte bu yüzden sizin olumlu tepkiler vermeniz, beden dilinizi iyi kullanmanız her zaman rekabette ayrıştıracak bir unsur olarak yer alıyor. Yavaş ve açık bir şekilde konuşmanız ama çok da yavaş değil tabii ki, belli bir ayarda. Düşüncelerinizi toparlamak için duraksayabileceğiniz bir süreç sağlar size. Hani hemen o an aklınıza gelmeyebilir. Çok hafif duraksarsınız, biraz daha yavaş söylersiniz. Dolayısıyla bu size zaman kazandırır. Eğer gerekiyorsa bir sonraki aşamaya çağrılıysanız sizden neler beklenildiğini de sorabilirsiniz. Ancak mülakat sırasında en önemli nokta kendinizden emin olmanız sevgili arkadaşlar. Mülakatın bu iş için bu işin sizin için uygun olup olmadığını karşılıklı anladığımız bir ortam biliyorsunuz mülakat aşaması. İşte bu aşamayı çok iyi değerlendirmeniz lazım. Kendinizden emin bir şekilde eğer bu iş için ne kadar uygun olduğunuzu karşı tarafa anlatabilirseniz, karşı tarafta buna ne kadar ikna olursa işte böylece bu süreci tamamlamış olursunuz. Tercih edilen olursunuz. Mülakatta beklemediğiniz sorularla da karşılaşabilirsiniz. Mesela en sevdiğiniz renk nedir gibi resmi olmayan sorular, beklemediğiniz sorular veyahut da daha sizi gerecek, daha gerginlik yaratacak sorular da olabilir. Sakin bir tavırla sorulara yanıt vermeniz önemli. Sert bir tavırla karşılık vermekten ziyade nazik bir şekilde cevaplamanızı ben tavsiye ediyorum sizlere. Mülakatı yapan kişiye sorunuz olabilir elbette, şirketle ilgili, pozisyonla ilgili. Biz mülakatın sonunda ben mutlaka sizin
şirketimizle ilgili, departmanla ilgili veya pozisyonla ilgili sorunuz var mı diye mutlaka sorarım sevgili arkadaşlar. Ve bir soru sormasını önemserim. Ama bu ücret vesaireyle alakalı değil. Ama şirketimizle ilgili, şirket hedeflerimizle ilgili veya departmanla ilgili veya pozisyonla ilgili olması son derece önemli. Ve mülakat sonunda da el sıkışarak teşekkür edilmesi karşılıklı olumlu bir ortam yaşandığının en önemli sonuçlarından bir tanesi. Olumsuz olsa dahi profesyonellik zaten bunu gösterir sevgili arkadaşlar. Bugün bu şirketle görüştünüz, o pozisyon için olmadı ama potansiyel hala daha sizin için. Çünkü iş hayatı uzun vadeli. Artık insanların 60 yaşına kadar çalıştığını düşünecek olursak belki işte ilk başvurunuza kabul edilmediniz ama üçüncüsünde ya da dördüncüsünde ya da beşincisinde olmayacağınız anlamına gelmiyor sevgili arkadaşlar. Bu yüzden her zaman olumlu etki bırakmak kıymetli. Şimdi evet, CV nasıl yazılır bundan konuştuk. Mülakat nasıl olur biraz bundan konuştuk. Ben şimdi size biraz da sevgili arkadaşlar temel mülakat sorularına bahsetmek istiyorum. Olmazsa olmaz çünkü hani bizim mülakatta mutlaka sorduğumuz sorular arasında yer alır. Ben mutlaka sorarım mesela, bana biraz kendinizden bahseder misiniz diye. İşte aslında sizin kendi kişisel tanıtımınızı yapabileceğiniz ve işle ne kadar eşleştiğinizin aslında bir yansıması, yanıtı bu sorunun cevabı sevgili arkadaşlar. Biz bu soruyla aslında, çünkü işimde ben çok iyiyimdir ifadesi yerine şirketle ilgili kapsamlı bir araştırma yaparak başvurduğunuz pozisyon ile sizin ne derece örtüştüğünüzü anlatacağınız bir başarı hikayesi duymak istiyoruz. Yani aslında bütün genel olarak baktığınızda iş yaşamınızla ilgili bir hikaye, kendi hayatınızla ilgili gerçekçi hikayeleştirip anlatırsanız gerçekten etkinliği her zaman arttırırsınız sevgili arkadaşlar. Veya yine sorduğumuz temel sorulardan bir tanesi sevgili arkadaşlar, sizi neden işe alalım? Az önce de belirttiğim gibi işinizde hani iyi olduğunuzdan ziyade tecrübelerinizle ilgili anlatmanız, bahsetmeniz son derece kritik. Evet, kendinizden bahsettiğinizde de hani mutlaka geçmiş iş tecrübelerinizden neler öğrendiğinizi, hangi alanlarda sorumluluk aldığınızı, işinizde hangi alanlarda çok iyi olduğunuzu ve bu işin sizi neden bu kadar heyecanlandırdığını anlatıyor olmanız karşıdaki mülakatı yapan kişi üzerinde olumlu etki yaratacaktır sevgili arkadaşlar. Ve bir başka soru, mutlaka bu da benim mülakat sırasında sorduğum sorulardan bir tanesidir. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Bu soru aslında adayların hayata bakışını bir anlamda gösterir. 5 yıl sonra ben işte bu pozisyonda devam etmek istiyorum. Veyahut da 5 yıl sonra ben işte burada uzman olarak başlayıp sorumlu pozisyonuna geçmek istiyorum veya yönetici olmak istiyorum veya işte yönetici ise müdür olmak istiyorum gibi gerçekçi, olabilitesi yüksek, hedef odaklı olduğunuzu gösteren bir takım cevaplar vermeniz kıymetli. Unutmayın ki biz elbette ki insanları genel anlamda değerlendirdiğimizde herkesin bir hedefi olmak durumunda değil. Yani mevcut pozisyonda devam etmek isteyen çok insan da var günümüz iş dünyasında. Ama bizim tercihimiz yeni iş dünyasında artık yeni jenerasyonla birlikte herkesin bir süre sonra farklı pozisyonlara geçmek istediğinde göz önünde bulundurmak lazım. Biz zaten bunun çok farkındayız. Sizin de mutlaka bir hedefiniz olmalı. Ama rasyonel hedefiniz olmalı. Gerçekçi hedefiniz olmalı. İşte iş yaşamına çok yenisiniz. 5 sene sonra ben işte müdür olmak istiyorum veya direktör olmak istiyorum veya
Tabii ki yaptığınız işe ve şirkete göre değişir. 5 sene sonra müdür de olabilirsiniz ama daha rasyonel ifadeler, hedefler koymanızı ben son derece önemsiyorum sevgili arkadaşlar. Ve bir başka mutlaka mülakatlarda sormaya çalıştığım bir şey. Bizimle neden çalışmak istiyorsunuz? Bu soru da son derece önemli. İK uzmanı aslında bu soruyu yöneltirken adaylardan şirketin bir parçası olmayı ne kadar, hani bizim şirketimizin bir parçası olmayı ne kadar istediğinizi duymak istiyor. İşte işe ihtiyacım var veya para kazanmam lazım gibi cümlelerden ziyade bu tarz sorulara şirket hakkında daha az önce de belirttiğim gibi bilgi edinerek ve cevaplarken de şirkette en çok neleri sevdiğinizi, şirketin yaptığı şeyler, yaptığı sosyal sorumluluklarda sizi etkileyen nelerin olduğunu, işte bundan dolayı bu şirkette çalışmak istediğinizi, böyle büyük bir grubun parçası olmak istediğinizi belirtmeniz son derece kıymetli sevgili arkadaşlar. Evet, benim size söyleyeceklerim aslında bu kadar. Ama sizin sormak istediğiniz sorular varsa hocam, Fatih hocam, almaktan memnun olurum. Umarım sürekli ben konuştum, sizi sıkmadım, yormadım. Sorularınız varsa almaktan memnun olurum. Evet, çok teşekkürler. Altta sorular var. Bu arada listemize bakıyorum. 45 kişiye ulaşmış durumdayız. Öğrencilerimizle beraber. 2 tane de misafirimiz var yönetim kurulumuzdan. Başkan vekilimiz Sayın Alp Avni Yelken Biçer burada. Aynı zamanda Alp Bey. Aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz olan Başak Çayır burada. Merhaba Başak Hanım. İkisi de aynı zamanda hani aile şirketlerinde üst düzey yönetici pozisyonunda. Dolayısıyla işveren pozisyonunda. Onlar da farklı CV'ler görüyorlar. Şimdi ben birkaç soruyu paylaşayım Füsun. Öncelikle çok teşekkürler. Çok keyifli, çok eğlenceliydi sunumun her zamanki gibi. Teşekkür ederim ben de. Sorularımızdan ilki şu. Farklı sektörlerde çalışmış olmamız da İş deneyimine giriyor mu? Eklemeli miyiz? Yoksa bir sektöre başvururken farklı sektörlerde çalışmış olmak dezavantaj gibi de gözükebilir mi? Şöyle söyleyeyim. Atıyorum metal sektöründe çalıştınız. Sonrasında dediniz ki ben bu sektör bana göre değil. Ben farklı sektörleri de denemek istiyorum. Örneğin otomotiv sektörü. Evet, tabii ki deneyebilirsiniz. Zaten muhasebe, finans, insan kaynakları gibi daha yönetsel pozisyonlar her zaman sektörel değişimlere açık pozisyonlar arkadaşlarım da tahmin edecekleri gibi. Ama tabii satış ve pazarlama biraz daha farklı çünkü işte otomotivdeki satış dinamikleri farklı. Efendime söyleyeyim aftermarket, işte OEM pazarı vesaire gibi pazarlarda tecrübeli olmak o sektör için çok kıymetli. Ama dediğim gibi daha çok yönetim, finans ve muhasebe gibi insan veyahut da lojistik gibi departmanlarda değişiklik çok daha kolay olabilir. Ben daha çok sektörel değişikliğin ilk 5 ile 10 sene arasında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki mümkünse stajda insanın hangi alanda çalışması gerektiğine karar vermesi gerekiyor ya. Ondan sonraki iş yaşamına başladığında da evet, öncesinde otomotivle başlayabilir. Sonra der ki ben üretimle başladım ama üretim sektörü bana göre değil. Ben hizmet sektöründe devam etmek istiyorum. Hizmet sektörüne geçebilir. Ve artık bir süre sonra bir alanda devam etmesi ve kariyer yolculuğunu o sektörde devam ettirmesi lazım. O sektörde daha üst pozisyonlara veyahut da aynı sektörde daha farklı firmalara geçerekten devam ettirmesi lazım. Dolayısıyla mümkün ama söylediğim gibi yönetsel pozisyonlarda ise bunu her zaman yapabilir. Ama biraz daha işte satış gibi daha niş bir alansa, çünkü her sektördeki satış dinamikleri farklı bildiğiniz gibi, daha işte efendime söyleyeyim maksimum bir 5-10 sene gibi süreç içerisinde sektörel değişikliğini yapmış olmasını tavsiye ederim. Evet, yine başka bir soru.
Şimdi biliyorsun bazen dikey geçiş, bazen yatay geçiş gibi değişiklikler yapabiliyor öğrencilerimiz. Ya da bir okula başlıyor, mesela tamamlamadan vazgeçip bırakıp tekrar sınava girip farklı bir bölüm kazanıp okuyor. Böyle bir durumda farklı iki bölüm, farklı iki okul varsa bunlara eğitim bilgileri de göstermek gerekir mi? Evet, Yoksa buyurun, buyurun, devam edin hani lütfen. o atladığı okulu nasılsa hani okulu bitirmedi, etmedi, farklı bir alana geçti. O yüzden CV'de o kısmı boş bırakmak gibi bir tercih mi yapılmalı? Böyle CV'ler geliyor aslında benim elime. Bence hiçbir olumsuzluğu yok. Sadece şu benim için çok kıymetli. Evet, ben diyorum ki bu aday örneğin mühendislik okumak için başvuruda bulunmuş, kazanmış da ama ikinci senede anlamış ki bu iş bana göre değil. Aslında bende yarattığı şey daha olumlu. Diyorum ki bu aday evet o dönemde bakmış ne yapmak istediğine, kararını vermiş ve bir değişiklik yapmış. Hiçbir olumsuzluk teşkil etmiyor açıkçası benim için. Yani ne istediğini bilmiyordan ziyade daha farkındalık oluşmuş ve daha ne istediğine ulaşmak için emin adımlarla hareket ettiği anlamına geliyor. Bunu olumlu görüyorum yani özet olarak. Çok beğendiğim bir soruyu paylaşmak istiyorum. Ahmet Can Karagül sormuş. Ön mektubu bir mektup gibi, örnek verdiğinizdeki gibi CV'mizden ayrı bir sayfaya göre uzun olarak mı yazmak yoksa CV'nin girişine eklenmiş bir küçük paragraf, bir ön yazı olarak mı yazmak doğru olur? Hani yüzlerce, binlerce başvuru arasında acaba bunlar hani gözden kaçar mı? Evet. Ben daha çok açıkçası CV'nin hani kapaktan ziyade CV'de bir hani kişisel bilgilerin altına bir paragrafı geçmeyecek şekilde bir özet niteliğinde yazmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hem çok uzun olmayacak, hem oradaki kişisel bilgilerinizden ziyade sizin biraz daha bu şirketle ne kadar örtüştüğünüzü ifade edecek bilgi içerdiği için ayrı bir kapak sayfasına gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi Buyurun. öğrencilerim benim muhasebe alanında işte denetim firmalarına başvuruyorlar. Bu aralarda çok sık görüşmeler oluyor. Dün bir tane öğrencim paylaştı. Görüşme yaptığı kişi demiş ki ya bana Netflix'ten birkaç tane dizi önerir misin? Neler izliyorsun diye. Tabii bizimki çok mutlu şekilde neredeyse 10 tane dizi saymış. Tabii bittikten sonra aklına gelmiş. Mail atmış bana. Yani hocam hani denetim çok ciddi çalışmayı gerektiriyor. Uzun saatler. Yani bu bir tuzak soru muydu? Hani ben bu kadar şey saymak yerine izlemiyor mu demem mi gerekiyordu? Ben dedim ki yani hani bilemeyiz. Belki de seninle bir iletişim kurmak istediler. Rahatlamanı istediler. Yani sen Netflix'e 10 tane dizi söyledin diye seni işe almamazlık yapmazlar ama hani bir yandan da hani bu tür Kesinlikle. acaba tuzak sorular da olabilir mi? Böyle şeylerde açık mı davranmak gerekir? Yoksa 10 diziye yani ben arada sırada ancak bir tane takip ediyorum demek mi gerekir? Çok çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Yani şahane bir örnek oldu aslında. Bazen böyle biz tuzak sorular sorarız hakikaten. İlgi alanını merak ettiğimizden hem de ne kadar iş odaklı veyahut da işe ne kadar adanmışlığını ifade etmesini sağlayacak bir şeydir bu aslında. Çünkü bazen evde de çalışmak gerekiyor. Biraz tuzak soru da olmuş olabilir ama bunu söylemekte hiçbir sakınca yok. İşte Netflix'te o yani 10 tane dizi de sayabilir. Ama bunun sonrasındaki söyleyeceği hani kendisini nasıl sonrasında ifade ettiği önemli bence. Evet yani ben son derece iş odaklı bir insanım. Her şeyi zamanında yapmayı tercih ederim. Evet benim öğrenciyken vaktim vardı. Böyle böyle zamanlarımda hem kendimi geliştirdim, hem dizi seyrettim, hem de işte bunları yaptım. Bu dizi seyretmemin de aslında bir amacı vardı. Yabancı dilimi geliştirmekti. İngilizce dinliyorum, İngilizce altyazılı izliyorum çünkü. O yüzden aslında bunları izledim ama
ben iş dünyasına artık adım atmış biri olarak daha işte kurumsal dünyayla alakalı eğitimler, sertifikalar vesaire gibi konulara konsantreyim. Zaten iş yaşamında da bunu gerektiriyor gibisinden ifadelerle aslında bunu olumluya çevirmesini ben tavsiye ederim arkadaşımıza. Harika. Evet, bakıyorum bütün açık durumdaki soruları cevapladık. Bir tane yine teşekkür var. Çok akıcı ve güzel bir sunumdu. Teşekkürler diye. Avni Başkan yine teşekkür yazmış. Çok keyifliydi, çok akıcıydı diye. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Böylelikle 3. eğitimimizi de Hayat Okulu'nda tamamlamış olduk. Sevgili Füsun Torosu, çok yakın arkadaşım, sevgili dostum Füsun'u dinledik. Çok keyifli sunumunu dinledik. Arkadaşlar umarım yararlı olmuştur. Hani sonuçta Füsun'un önünden hakikaten binlerce CV geçti, binlerce aday geçti. O yüzden verdiği bilgiler çok rafine, çok önemli, çok değerli. Hepinizin bunlardan katkı sağlayacağına şüphem yok. Haftaya girişimcilik konusunda bir arada olacağız. Ben hepinize katılım için teşekkür ediyorum. Füsun'cum sana da çok teşekkürler. Dikkan ailesine de çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Görüşmek dileğiyle. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günde bir arada olduğumuz için tüm genç arkadaşlarıma, Hayat Okulu öğrencilerine de başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler hocam. Arkadaşlar YouTube kanalında da bunu yükleyeceğiz. Hani kaçıranlar varsa ya da bir kez daha üstünden geçmek istediğiniz kısımlar olursa, hatırlamak istediğiniz kısımlar olursa oradan da tekrar izleme şansınız olacak. Evet, Füsun'cum görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.